Merhaba arkadaşlar, bu videomuzda sizlere Casper'ın yeni çıkarmış olduğu VIA V6 ve VIA V6X. Of, ama çok V söyledim ya. Bu telefonları tanıtacağım. Telefonun önünde ne olduğu yazıyor, 4 çekirdek, Gorilla Glass, hepsini yazmışlar ki ama ben tanıtmasam, söylemesem rahat etmem, o yüzden ben bunları kaldırdım kapaklarını. Şimdi telefonlar birbirlerinin aynısı, o yüzden tek video yapma kararı verdik. Ayrı ayrı yazıp da kafanız kurcalanmasın. Kutu içerikleri de aynı. Ekran jelatini çıkıyor. Bu 5 inç, bu 5.5 inç. Kulaklığın o fikfiki kulaklık için ayarlanacak zımbırtılar. Ara kablo, adaptör. Öyle çok ekstra bir şey beklemeyin. Olması gereken her şey var. Ekstradan da şöyle güzel bir ambalajlamışlar. Zaten V8'e de yapmışlar bunu. Şu ambalaj, bunun bir numarası yok ama şu bir silikon kılıf, ne olur ne olmaz deyip bunu da koymuşlar içine. Aynı şekilde V6X'de de aynı muhabbetler var. Bu da böyle yine bir kılıf. Yani bunu hiçbir maliyeti yok zaten. Hani toptan alırsanız ucuza gelir diyeceğim de. Hani şöyle yapmaları dün gibi, yani hiçbir maliyeti yok. Hani büyük firmalar için konuşuyorum. Ama şu jest yapmaları güzel oluyor tabii ki de. 119 gram, 154 gram. 5 inç, 5.5 inç. Onun dışında işlemci ekran kartı diyeyim, ekran ara birimi neyse işte. Ekran kartı diyorum ben, aynı. 4 çekirdekli Snapdragon 410 işlemciye sahip ve Adreno 306 grafik bileşeniyle desteklenmiş bu alet. 720p yani HD ekran. 720p yani HD ekran. 14.3 santim uzunluğu var, boyu var yani. 15.6 santim boyu var. 7.2 santimetre genişliği var. 7.8 santimetre genişliği var. 7.5 milimetre inceliği var. 8.3 milimetre yani 8.3 milimetre inceliği var. Telefonların arka kapak, arka tarafını çevirirsek şöyle bir Casper yazısı. Fazla buralara bir şeyler yazmamışlar. Temiz durmuş. Plastik kapak, plastik kapak. Sadece deri görünümü var. Kameraları aynı. Ona değineceğim. 13 megapiksel ve 13 megapiksel. Resimleri falan gösteririm. Az buçuk kendiniz fikir sahibi olursunuz kamera konusunda. Şimdi bu çıkıyor bunun kapağı. Bataryası değişiyor. Micro SIM kart girişi var ve micro SD kart girişi var. Şöyle koyalım. Aynı şekilde bunun da kapağı çıkıyor. Ya bir dur, tamam kapattık. Fakat bunun şeyi çıkmıyor. Bataryası çıkmıyor. Yine micro SD kart girişi burada. Micro SIM girişi burada. Diğerinde buradaydı. Gördüğünüz gibi. Ama şimdi diyorsun ki ay bataryası çıkmıyor. Arka kapağı niye çıkıyor? Muhabbeti yapan arkadaşlar çok oluyor. Yapmasınlar. Yani şu yandan böyle delik açıp tak tak SIM kart SD kart girişi yaptırmıyorsun. O işe yarıyor yani. Temiz duruyor bak. Yan tarafında da hiçbir şey yok. Aynı şekilde. Bunun da bir şey yok. Şöyle. Bakalım koyunca duruyor mu böyle? Durmuyor. Bu sağ tarafında yine on off yani uyku modu, power tuşu, aynı zamanda ses açma kapama var. Üst taraflarında mikrofon girişleri var. Şunu kapatayım. Alt tarafında micro USB girişi var ki ortada değil. Ben çok takılıyorum o konuya. Bir simetri hastalığı olabilir ki var zaten. Ortada olsa benim için daha iyi olurdu ama çok da fark etmiyor yani. Evet. Ön kamerası 5 megapiksel, 5 megapiksel. Arka kamerası 13 megapiksel demiştik. Bu cihaz dedik işte Snapdragon Adreno 306 ekran bileşeni desteklenmiş. 2 GB RAM'i var ikisinin de ve 16 GB dahili hafızayla geliyor ikisi de. Fakat az önce göstermiş olduğum gibi SD kart girişi var. İkisi de 64 GB'a kadar desteklenebiliyor. Ekran 5 inç demiştik. Ekran 5.5 inç demiştik. 720p HD, 720p HD ekran ikisinin de. Maalesef diyorum Android 4.4.4 ile geliyor. KitKat ile, yani KitKat ile geliyor benim tabirimle. Bu da KitKat ile geliyor. Lollipop'u sordum. Güncellemesi gelecek mi? Niye Lollipop'la çıkmadı hatta dedim. Lollipop en kısa zamanda gelecekmiş. O da almayı düşünenler için bir bilgi, fikir sahibi yapar. 2400 mAh pili var. Çıkmıyor. 2850 mAh pili var. Çıkıyor. İki cihaz 4G'yi destekliyor. Bu arada şunu da söyleyeyim. 2400 mAh, 2800 yani küsuratlı olmasaydı, 2.5'a 3 olsaydı daha temiz olurdu. Kafalar rahat ederdi. Far değeri 0.291 watt bölü kilogram kafada.
0,575 watt bölü kilogramda vücutta. Aynı şekilde sardalya 0,227 watt bölü kilogram kafada, 0,707 watt bölü kilogramda vücutta. Herhalde ebat daha büyük de sardalya daha yüksek oluyor, öyle bir şey. Yani ilk defa şu an bütün şeyleri aynı. Sadece ekran boyutu yani inç olarak farklı. İki telefonda AnTuTu testini aynı anda yapacağım. Çok heyecanlıyım. Kamera konusuna değinmedim bilerek. Fotoğrafların gelecek, zaten görürsünüz. Kendiniz bakarsınız. Evet, hadi bakalım başlayalım. Vive V6X ve Vive V6 AnTuTu'ları başlasın. Evet, evet, ikisini de yaptık. Birisi 2000, yani 20.967 çıktı, birisi 20.993 çıktı. Yani hiçbir özellikleri de şey değil, farklı değil. Birisi onaylı çıktı, birisi verified olmayan çıktı. Niye böyle bir şey oldu bilmiyorum. Cihaz bilgilerine bakalım. Bu arada söylememe gerek yok ama söyleyeyim. Yine cihazlar 32 bit tabii ki de. Kamera fotoğraflarına bakarsınız, kendi kararınızı kendiniz verirsiniz. Bence 13 megapiksel kamera göre ortalama bir fotoğraf çekiyor. İyi ışıkta iyi fotoğraf çekiyor. Işık tabii kötüleşince kötü fotoğraf çekiyor. Evet, şu anda video kalitesine bakıyorsunuz. Elimdeki VIA V6 ekranı 5 inç olan. Kamera kaliteleri aynı. O yüzden hani fazla bir şey yapmıyorum. Burada bir sürü arı var. Sokmasalar bari. Evet, kamerası yani şu ekrandan bakınca kaliteli gözüküyor bakalım. 1080p videoda siz YouTube'da nasıl göreceksiniz. Onun dışında değinmem gereken fazla bir özelliği yok. Hani NFC falan yok. Zaten ikisi de giriş seviyesi telefon. Casper.com.tr'den fiyatlarına bakabilirsiniz. Çıkış fiyatları şu an küçük olan 900 lira. Büyük olan da 1000 lira olarak. Evet. Vay, iki telefonunu birden böyle atmak zevkli oluyormuş. Bizi WebTekno Facebook adresinden, WebTekno Twitter adresimizden ve de WebTekno TV YouTube kanalımızdan abone olarak takip edebilirsiniz. Başka bir incelemeye görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. WebTekno.com'u takipte kalın. Hoşça kalın. Amma çok V dedim ya. Dilim zaman birbirine yapıştı ya.